Evet selamünaleyküm efendim programımıza hoş geldiniz. sizlerle yaklaşık 5 derstir bir atölye çalışmasını birlikte yürütüyoruz. Yer küreyi farklı açılardan incelemeye bakmaya, inceleyerek bakmaya çalıştık. bir eczahane olarak baktık. Bütün yer kürenin, bütün ağaçların, bütün bitkilerin birer ecza deposu olduğunu, bizim için şifa verici ürünler sağladığını Allah'ın şafi ismiyle yerküreyi bu şekilde bize ihsan ettiğini anladık. Bir kumaş fabrikaları açısından baktık. Her bitkinin, her ağacın, her canlı varlığın bizim için kumaşlar ürettiğini adeta bizim giyeceğimiz eşyaları da Cenab-ı Allah'ın bu şekilde yarattığını anladık. Bir başka açıdan erzak deposu olarak yeryüzünü gördük. Her bir rızkı istediğimiz, iştiyakımız olan ihtiyacımız olan bütün yerkürede Allah'ın bize farklı farklı envai çeşit sınırsız rızıklar yarattığını anlamış olduk. Bir depo gibi mevsim mevsim Allah'ın bizi ihmal etmediğini, bize de rızık yarattığını anladık. Bir başka açıdan yeryüzünü bir silah deposu, bir teçhizat deposu, bir muhteşem ordu olarak gördük ve her bir canlı bir ordu gibi Allah'ın donattığını, tanzim ettiğini, ihtiyaçlarını karşıladığını ve bizim önümüze koyduğunu anladık bir başka açıdan yerküreyi, yeryüzünü elektrik donanımı içinde olan, elektrik üreten, yerlerin göklerin bizim için bize elektrik sağlayan, ışık sağlayan, ısı sağlayan, aydınlık sağlayan, bizim bize gündüzümüzü, gecemizi sağlayan, gündüzümüzde ışığımızı sağlayan, güneşten tutuna yıldızlara kadar, şimşeklere kadar, yerküredeki elektrik lambalarından örnekle hareket ettik ve biz bu elektrik lambalarının e, yaratıcısını tanımaya çalıştık ve yeryüzünü bir elektrik lambaları atölyesi olarak tanıdık. Şimdi de yani beş açıdan farklı açıdan yeryüzüne baktık ve bütün bunları yer yerkürede biz bulduk ve bunların sahibini, yaratıcısını halıkını, Allah'ını tanımaya çalıştık. Şimdi de bu kainat fabrikasını bir büyük kitap olarak, bir kitab-ı kebir olarak tanımaya çalışacağız. E, Bediüzzaman Hazretleri bu büyük kainat fabrikasını bu yerküreyi, bu kainat e, muhteşem sarayını bize bir büyük kitap olarak e, tanıtmaya çalışacak. Bakalım biz de tanımaya çalışalım efendim. Hem mesela nasıl ki bir kitap bulunsa ki bir satırında bir kitap ince yazılmış. Ve her bir kelimesinde ince kalemle bir sure-i Kur'aniye, bir Kur'an suresi yazılmış. Her bir satırında, her bir kelimesinde. İnce kalemle Kur'an suresi tamamen yazılmış. Gayet manidar ve bütün meseleleri birbirini teyit eder ve katibini ve müellifini fevkalade maharetli ve iktidarlı gösteren bir acip mecmua, şeksiz gündüz gibi katip ve musannifini kemalatıyla, hünerleriyle bildirir, tanıtırır, maşallah, barekallah cümleleriyle takdir ettirir. Misal bu. Bu misali bir kez daha isterseniz hatırlayalım. Bir kitap var önümüzde. Bu kitabın her bir satırında bir kitap ince yazılmış. Muhteşem bir kitap. Bu nasıl bir kitap Allah'ım? Öyle bir kitap ki her bir satırında bir kitap daha yazılmış. Bu kitabın on bin satırı varsa on bin satırının her bir satırında bir kitap yazılmış. Her bir kelimesine ince kalemle bir Kur'an suresi yazılmış. Böyle bir kitap farz ediyoruz. Olabilir mi böyle bir kitap? Bizim okuduğumuz kitaplar böyle mi? Bir kitap okuyoruz, satır satır, bütün satırları bir kitabı ancak tamamlıyor. Verdiğimiz misalde ise bu kitabın her bir satırı farklı bir kitaptan, farklı bir kitabı bize sunuyor. Her bir satırı farklı bir kitap kadar bilgi sunuyor bize. Her bir kelimesine bir ince Kur'an suresi yazılmış böyle bir kitaptan bahsediyoruz. Bu kitabın ne kadar muhteşem müellifi var, yazarı var, katibi var, musannifi var, hünerli ve maharetli ve çok becerikli ve çok elleri ehliyetli bir kitap sahibi olduğunu anlıyoruz. Böyle bir kitap bulduğumuzda ne kadar muhteşem bir katibi olduğunu, yazarı olduğunu anlıyoruz. Bu misali aklımıza tutalım, şimdi devam edelim. Aynen öyle de bu kainat kitabı kebiri ki bu kainat büyük bir kitaptır, muhteşem bir kitaptır, eşsiz bir kitaptır, benzersiz bir kitaptır. Bu kainat büyük kitabı ki bir tek sayfası olan zemin yüzünde ve bir tek forması olan baharda 300 bin ayrı ayrı kitaplar hükmündeki 300 bin nebati ve hayvani taifeleri beraber birbiri içinde yanlışsız, hatasız, karıştırmayarak şaşırmayarak mükemmel, muntazam ve bazen ağaç gibi bir kelimede bir kasideyi ve çekirdek gibi bir noktada bir kitabın tamam fiilistesini yazan bir kalem işlediğini gözümüzle gördüğümüz bu nihayetsiz manidar ve her kelimesinde çok hikmetler bulunan şu mecmua-i kainat, bu kainat mecmuası, ve bu mücessem Kur'an ekberi alem bu büyük alem Kur'an'ı büyük büyük alem kitabı mezkur misaldeki kitaptan ne derece büyük ve mükemmel ve manidar ise o derecede sizin okuduğunuz fenni hikmetül eşya ve mektepte bil fiil mübaşeret ettiğiniz fenni kıraat ve fenni kitabet geniş mikyaslarıyla ve dürbün gözleriyle bu kitabı kainatın bu kainat kitabının nakkaşını, katibini, yazarını, nakış nakış işleyen işleyicisini hadsiz kemalatıyla tanıttırır, Allahu Ekber cümlesiyle bildirir, Sübhanallah tek takdisiyle tarif eder, Elhamdülillah senalarıyla sevdirir. Evet uzunca bir cümleydi ve bu cümleyi parçalayarak anlamaya çalışalım bir kainat kitabından bahsediyoruz. Kainat bir kitap mıdır? Yıldızlarıyla, güneşleriyle, gezegenleriyle, yer küresiyle, taşıyla, toprağıyla, ağacıyla, suyuyla, deniziyle, havasıyla, karasıyla bir kitaptan bahsediyoruz. Ve bu kainat büyük kitabı ki bir tek sayfası ye, zemin yüzüdür. Yeryüzü bu büyük kainat kitabının bir tek sayfası yeryüzüdür. Biz bu yeryüzünü görüyoruz. içinde yaşıyoruz. Altımıza topraklar var ve toprağımız bin bir türlü bizim bütün yiyeceklerimizi, bütün tohumları neş, neş, ve nema yaptıran ağaç ve bitki haline getiren, çimlendiren hayat kaynağı bir toprağımız var bizim. Çiğneyip geçiyoruz ama bu toprak bize hayat sağlıyor. Bu toprak bizim bütün yiyeceklerimize hayat veriyor ve yeniden yeniye yiyeceklerimizin yaratılmasına kaynaklık eden bir toprak. Böyle bir toprak yer kürede. Biz bu yer yaşıyoruz. Yer küreyi biliyoruz. Ve peki bu yerküre, yeryüzü, bu kainat büyük kitabının bir tek sayfası, bir tek sayfası ve bir tek forması olan baharda, baharda tek bir forması. Hani kitaplarda formalar vardır, üç formadır, beş formadır, on formadır, forma formadır kitaplar. Bu yeryüzü e, sayfasının bir tek forması ya da bu kainat kitabının bir tek forması bir bahar sayfasıdır, bahar sayfasıdır. Ve bu bahar sayfasına 300 bin ayrı ayrı kitaplar ayrıca yazılmış. 300 bin ayrı ayrı canlılar var mı? Var. Her bir ağaç türü, her bir bitki türü, her bir canlı türü sineğinden karıncasına, böceğine kadar her bir canlı türü bir formadır. Ayrı ayrı formalardır. 300 bin ayrı ayrı nebati bitkisel ve hayvani tayfaları beraber birbiri içinde yanlışsız, hatasız, karıştırmayarak, şaşırmayarak Mükemmel, Muntazam ve bazen ağaç gibi bir kelime de, bazen ağaç bir kelimedir bakınız. Ağaç bir kelimedir. Tek bir ağaç kelimesinde, tek bir ağaç kelimesinde bir kasideyi, bir gazeli, bir ilahiyi, bir şarkıyı ve çekirdek gibi bir noktada bir kitabın tamam fiil listesini anladık mı meseleyi? Çekirdek gibi bir nokta ağacı yaratmış bir baharda meyveler Çiçekler, binlerce çiçek, binlerce meyve bir ağacın üzerinde tonlarca, iki ton, üç ton, beş ton meyve olabiliyor. Her bir meyvenin içerisinde çekirdekler var mıdır? Evet vardır. Her bir çekirdekte, her bir meyvede kaç çekirdek vardır dersiniz? Bu meyvesine göre değişebilir. İşte elmada belki on tane var. Karpuzda belki bin tane var. İncirde Belki on bin tane var. Yani her bir meyvenin çekirdeği farklı farklıdır. Demek ki incir meyvesinde on bin tane çekirdek varsa, her bir çekirdek kitabın tamamını içinde alan bir kitap gibidir. O çekirdeği topra toprağa ekersiniz, yeni bir incir ağacını oradan alırsınız. Şu, yara şu muhteşem yaratılışa bakınız. Elmadaki 10 tane çekirdeğin her birini toprağa ekersiniz, içinden bir elma ağacını yeniden alırsınız. Her bir çekirdek bir elma ağacının tamamı demektir. Kavunun, karpuzun içindeki bin çekirdekten bir tanesini, bir tanesini toprağa ekersiniz. içinden yeniden binlerce ton kavun, karpuz alırsınız. Demek ki o kavun ve karpuz çekirdeklerinin bir tanesi bir ağacın, bir bitkinin tamamını size veriyor. Öyleyse bir çekirdek gibi bir noktada, oysa bu çekirdek bir noktaydı ağacın en sonunda meyvenin içinde en son noktasını Cenab-ı Allah çekirdek olarak koymuştu. Bu çekirdekte ağacın tamamını içerisine özetlemiş Cenab-ı Allah. Doğru mu bu? bu her gün gördüğümüz bir şey. Farkına vardığımız bir şey. Ve bu çekirdekte biz binlerce üretim yaptığımız çiftçilerimiz bunları biliyor. Tarlalar var, bahçeler var. Çekirdeklerle iş yaparlar. Bu çekirdekleri ekerler ve bu çekirdeklerden binlerce ağaç, binlerce ürün Binlerce ton ürün, meyve elde ederler. Rabbim yaratır. Onlar da elde ederler. Demek ki her ağacın çekirdeği en sona konmuş bir noktadır. O nokta ağacın tamamını içinde toplayan bir kitap hükmündedir. Evet okunmayan bir kitaptır. Bunu okuyan optik okuyucular var. Toprak bunu okuyor. Hava bunu okuyor. Tabiat bunu okuyor. Ve tabiat bunu okuyarak bize yeniden bir ağaç kitabını bize sunuyor. Öyleyse kainat hiç de boş değil. Kainat bir büyük kitaptır. Bu büyük kitabın binlerce forması vardır, binlerce cildi vardır, binlerce sayfası vardır ve bu bir sayfası yerküredir, yeryüzüdür ve bu yeryüzü de binlerce formalardan ibarettir. Bir bahar mevsimi bir formadır. Sonbahar bir formadır, kış mevsimi bir formadır, yaz mevsimi bir formadır. Bu formanın içerisinde binlerce ağaç Binlerce bitki, binlerce hayvan, binlerce hay böcek, binlerce küçük küçük hayvanlar, küçük ya da büyük hayvanların her birisi bir kitaptır. Ayrı bir kitaptır. Ve bir kitabın bir tane çekirdeği, bir tane tohumu, bu kitabın tamamını özetleyen ayrı bir kitaptır. Aynı zamanda ayrı bir kitap mahiyetini taşıyor. Kitap içinde kitap. Kitap içinde binlerce kitap. Böyle bir muhteşem kainatta Rabbim bizi yaratmış. Ve böyle muhteşem akıllı bir kainatta biz yaşıyoruz. Kainat muhteşem bir kitaptır. Ve biz bu kitapta beraber yaşıyoruz. Ve biz bu kitabı tanıdıkça bu kitabın nakkaşı kim? Yazarı kim? Müellifi kim? Katibi kim? Kim dediğimizde Allah'tan başka bir yazar bulamıyoruz. Allah'tan başka bir nakkaş, Allah'tan başka bir katip, Allah'tan başka bir müellif bu kainat kitabı için göremiyoruz. Tek bir müellifi var Allah'tır. Tek bir yazarı var Allah'tır. Tek bir nakkaşı var Allah'tır. Tek bir halıkı var. Yaratıcısı var Allah'tır. O zaman ne diyoruz? Sübhanallah. Allahu Ekber. Elhamdülillah diyoruz. Allah'a hamd ediyoruz. İşte bu fenlere kıyasen bakın saygıdeğer izleyiciler buraya kadar sizlerle birçok fenleri birlikte inceledik. Bütün fenler işte ister ecza açısından bakın ister kimya ister fizik, ister biyoloji, ister ekoloji, ister gıda bilimleri, ister elektrik bilimleri, ister donanım ve silah ürünleri yapan birim bilimler, ister erzak, ister kumaş fabrikaları olsun. Ve bunlar teknoloji tabii her birisi. ister bilimler, ister teknoloji olsun. Hangi açıdan bakarsanız bakın, bu yer farklı farklı açılardan baktığımızda muhteşem bir yer kürede olduğumuzu anlıyoruz. Her birini biz farklı kendilerle farklı bilgilerle, farklı bilim kitaplarıyla inceliyoruz, okumaya devam ediyoruz. Demek ki bu fenlere kıyasen yüzler fünundan her bir fen, yüzlerce fenden her bir fen geniş mikyasıyla, ölçüleriyle ve hususi aynesiyle ve dürbünlü gözüyle ve ibretli nazarıyla bu kainatın Halık-ı Zülcelal'ini, bu kainatın yaratıcısını, celal sahibi, Yaratıcısını esmasıyla isimleriyle bildirir. Çünkü her bir bilim bir isme dayanıyor. Kimya bilimi Batın ismine dayanıyor. Fizik bilimi Zahir ismine dayanıyor. Ekoloji bilimi işte Rahman ismine, Rahim ismine, Hay ismine, Biyoloji ilmi Muhi ismine, Erzak ilmi Şaf Şafi ismine, Mugaddi ismine birçok bilimler, bilimler her birisi birçok isme Dayanıyor. Allah'ın bin bir ismine dayanıyor. Demek ki Cenab-ı Allah'ın e, Halik Hüzün Celalini bu kainat isimleriyle Allah'ı isimleriyle bildirir. Sıfatını, kemalatını, Allah'ın sıfatlarını kemalatını tanıtır İşte şu muhteşem bu muhteşem ve parlak bir bürhan-ı vahdaniyet olan mezkur hücceti ders vermek içindir ki bu bir vahdaniyet bürhanı olan ve zikrettiğimiz dersleri, delilleri, hüccetleri bize ders vermek için Kur'an-ı Mucizül Beyan çok tekrar ile en ziyade Halaka semavati vel art ile ya Rabbus semavati vel art ayetleriyle Halik'imizi bize tanıttırıyor. Halaka semavati vel art Allah gökleri ve yeri yaratan sıfatıyla tanıttırıyor. Rabbus semavati vel art semavati ve arzın Rabbi sıfatıyla bize tanıttırıyor. Bize Halik'imizi bize Rabbimize tanıttırıyor Kur'an. Diye o mektepli gençlere, o liseden gelen gençlere Allah'ı bize tanıtır, bize Halık'ımızı tanıtır, Yaratıcımızı bize tanıtır, bize öğretmen, öğretmenlerimiz Halık'ımızı tanıtırmıyor diyen o gençlere dedim, bunları söyledim. Onlar dahi tamamıyla kabul edip tasdik ederek, hadsiz şükür olsun Rabbimize ki tam kutsi ve aynı hakikat bir ders aldık, Allah senden razı olsun dediler. Ben de dedim ki insan binler çeşit elemler ile müteellim yani binler çeşit elemlerle dertli ve binler nevi lezzetler ile mütelezziz binlerce lezzet alabilen binlerce elem duyabilen böyle bir mahiyetimiz var. Her şey bize elem de verebilir, lezzet de verebilir, mutlu da edebilir, neşe kaynağımız da olabilir, üzüntü kaynağımız da olabilir. Küçük şeyler bizi üzebilir, küçük şeyler bize mutluluk da verebilir. Böyle bir mahiyetimiz var. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. İşte böyle bir zihayat makine insan, böyle bir zihayat hayat sahibi makine ve gayet derecede acziyle beraber hadsiz maddi manevi düşmanları ve nihayetsiz fakrıyla beraber hadsiz zahiri ve batini ihtiyaçları bulunan, görünen ve görünmeyen ihtiyaçları bulunan ve mütemadiyen zeval ve firak tokatlarını yiyen, mütemadiyen ayrılık ve ölüm tokatlarını yiyen bir biçare mahluk iken insan böyle bir zavallı çaresiz mahluk iken çaresi çünkü zeval tokatını yiyor firak tokatını yiyor hastalanıyor çare yok birçok hastalıklar var çare yok Dertler var gam ve kederler var çare yok yani insanı küçük şeyleri mutlu ediyor küçük şeyleri insana yüzün veriyor dolayısıyla insan böyle bir e, hayat yaşıyor maddi manevi düşmanları var Son sınırsız fakirliği var e, düşüyor kaldıranı yok yani insan böyle bir e, batini görünen görünmeyen ihtiyaçları var mütemadiyen zeva ayrılık ve ölüm tokatlarını yiyor ve bir de bakmışsın dünyadan geçmiş başka bir aleme göçmüş bir insandan bahsediyoruz böyle bir mahluk iken birden iman ve ubudiyetle bakınız imanla ibadetle böyle bir padişah zülcelale kimdir o padişah zülcelal Cenabı Allah'tır Böyle bir Cenab-ı Allah'a intisap edip, intisap edip yani onun tarafına katılıp, onun safına katılıp Allah'ın e, tarafıca tabirca ise Allah'ın e, sınırının içerisine girip, helal dairesine girip bütün düşmanlarına karşı bir noktayı istinat, bir dayanak noktası. Çünkü Allah'a girdiğin anda Allah'ın isimlerinin sıfatlarının ibadetine, kulluğuna girdiğin anda öyle bir dayanak noktan olur ki güçlü olursun. Ve bütün hacatına medar o bir noktayı istimdat, bütün ihtiyaçlarını sağlayabileceğin bir imdat noktası. Çünkü sınırsız ihtiyaçların var bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bir imdat noktasına sırtını dayamış olursun. Sırtın yere gelmez artık çünkü sırtını Allah'a dayamışsın. Allah'a dayan, dayanan insan sırtı yere gelmez. Allah'a dayanan insan artık hiçbir düşmandan, hiçbir kötülükten, hiçbir şerden, hiçbir e, tehlikeden korkmaz. Çünkü o sırtını Allah'a dayamıştır. Allah'tan istinat noktasını Allah'tan almıştır. İstimdat noktasını imdat edeceği noktayı Allah'tan almıştır. Allah ona imdat ediyor. Her ihtiyacını karşılıyor. Böyle bir insan herkes mensup olduğu efendisini şerefiyle makamıyla iftihar ettiği gibi o da böyle nihayetsiz kadir ve rahim bir padişaha bir Allah'a iman ile intisap etse ve ubudiyetle hizmetine girse Allah'a hizmete girse ve ecelin idam ilanını kendi hakkında terhis tezkeresinde çevirse bakın ecelin idam ilanını ecel idam edip geçiyor. E de ecel öldürüp geçiyor. Ama nedir bu ölüm? Nedir bu ölüm? Eğer Allah'a intisap ederse Allah'ın safına katılırsa Allah'ın dairesine dairesine tabir caizse Allah'ın kulluk dairesine girerse o zaman bu insan için ölüm idam falan değil. Bu insan için ölüm terhis tezkeresidir. Bakınız çok ilginç Allah'ın ibadet e, sınırına girerse, Allah'ın kulluk sınırına girerse bu insan bu insan ölmüyor artık. Bu insan teris tezkeresini alıyor ve ahirete gidiyor. Bu ölüm değildir. Ahirete yolculuk var. Ölüm değildir bu. İnsan ahirete gidiyor. Teris tezkeresini alıyor gidiyor. Dolayısıyla Allah'ın tarafına gidiyor tabiri caizse. Orada Allah'ı görecek. Allah'a hesap verecek. Hesap vermek zor değil artık bu insan için. Rabbi ona yardım eder, mağfiret eder, günahı varsa affeder ve onu cennetine alır. Çünkü Allah merhametlidir, Allah şefkatlidir, Allah rahmet sahibidir. Allah kulunu ne cezada bırakır, ne tehlikede bırakır, ne kulunu korkulu yerlerde bırakır. Allah kulunu alır. Dünyada nasıl kuluna korku vermeden mutlu bir hayatı sağlamış ise, yaratmış ise ahirete de kulunu alır. Korkmayacağı emin bir yere bir cennete kulunu alır ve orada kulunun yaşamasına imkan verir, kulunu ihya eder. Allah kuluna hiçbir zaman zulmetmez. Allah kuluna hiçbir zaman e, kulunu arkadan vurmaz. Eğer ölüm varsa ahirette ebedi cennet vardır. Onun için ölüm vardır. Kesinlikle bu başka türlü yorumlanamaz. Ehli iman ölümle cennete gidiyor. Ha cehennem var mıdır? O ayrı bir mesele ama ehli iman bizi dinleyen şu an bütün dinleyicilerimiz, bütün izleyicilerimiz inşallah Ölümle ter, 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 terhis tezkeresini alıyorlar, cennete ulaşıyorlar. İnşallah buna böyle iman ediyoruz. Dolayısıyla ecelin idam ilanını kendisi hakkında terhis tezkeresine çevirse ne kadar memnun ve minnettar ve ne kadar müteşekkir hane iftihar edebilir kıyas ediniz. Bunun mutluluğuna son var mıdır? Ölümü kendi hakkında terhis tezkeresine çeviren bir insanın Artık mutluluğuna sınır yoktur. Ee, artık bu insanın huzuruna, bu insanın neşesine, bu insanın sevincine sınır yoktur. Bu insan her şeyden sevinir. Bu insan başına ne gelse, musibet de gelse, hastalık da gelse, bela da gelse, elem de gelse artık bu insan hiçbir şeyden üzülmez. Çünkü bu insan sırtını Allah'a dayamıştır. Allah da bu insan için ölümü kaldırmıştır. Bu insan ölmüyor, bu insan ölümle ahiret ebedi yurduna gidiyor. Oradan cennete geçiyor. Dolayısıyla bu insan için ölüm yoktur. Bu insan sırtını Allah'a dayadığı için sonsuz bir huzur, sonsuz bir saadet, sonsuz bir neşe, sonsuz bir sevinç içerisinde Allah'a doğru gider. Böyle olalım. Allah'ı böyle bilelim ve Allah'a böyle gidelim. İnşallah Rabbim bizim elimizi boş çevirmez. O mektepli gençlere dediğim gibi musibetse de mahpuslara da tekrar ile derim ki hapse girmiş olanlara da ben tekrar derim ki onu tanıyan ve itaat eden zindanda dahi olsa bahtiyardır. İşte ey mahpustaki e, hapishaneye girenler, giren kardeşlerim. Ey hapse, ey bir takım suçlar işlemiş olarak hangi suç olursa olsun Allah tövbe ettiğiniz zaman suçları örter, günahları kabul eder, affeder. Dolayısıyla hiçbir affedilmez günah yoktur. Öyleyse her günahın affı vardır. Öyleyse Allah'ı tanıyan ve Allah'a itaat eden zindanda dahi olsa bahtiyardır. Allah'ı unutan Allah'ı unutan saraylarda dahi olsa zindandadır, bedbahtır. Evet saraylar Allah'ı tanımayan birisi için hiç de beş para ehemmiyet vermiyor. Ehemmiyeti yoktur. Çünkü o insan zindandadır. Çünkü Allah'ı tanımıyor. Allah'a tanıyan bir insan zindanda da olsa artık bahtiyardır. Çünkü Allah onun zindandaki bütün sıkıntılarını, bütün dertlerini, bütün acılarını, bütün ağrılarını, bütün hasretlerini bitirecek ve ona cenneti verecek. Ona bütün sevdiklerini tekrar ihya edecek, tekrar ikram edecek. Hatta bir bahtiyar mazlum idam olunurken bedbaht zalimlere demiş, ben idam olmuyorum, belki terhis ile saadete gidiyorum.'' Fakat ben de sizi idam-ı ebedi ile mahkum gördüğümden sizden tam intikamımı alıyorum. La ilahe illallah diyerek sürurla, sevinçle teslim ruh eder, ruhunu teslim eder. Sübhaneke la ilmelena illa ma allemtene. İnneke entel alimul hakim ve ahur <laughs> Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Efendim bir başka programda buluşmak duasıyla Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.